şarkıyı okumaya giriyoruz, mikrofon patlıyor. Bir daha okumaya giriyoruz, başka bir gün genzim tıkanıyor. Yeniden dedik ki ya bu şarkı bu kadar zorladıysa bir güzel bir şey var bu şarkıda. Hayatımın dönüm noktası şu dediğim bir olay var mı? Hastalığım. Tabii ki de kanseri atlattığım bu dönem benim miladım. Milattan önce, milattan sonra şimal çıktı ortaya. Bambaşka bir boyuttayım. Kendimi çok yenilenmiş hissediyorum, çok sağlıklı hissediyorum. Bana işte taş atana ekmekle gider bir durumdayım. Bunu asla yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü bana taş atıyorsan kaya yiyeceksin diyen bir insandım ben. Tertemizim insanlara. Bununla gurur duyuyorum. Bir Başkadan hepinize merhaba. Bugün yanımızda Şimal var. Şimal hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayatın? Çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Sağlığımız yerinde. Gerisi teferruat deyip kesinlikle hayata devam ediyoruz. Tatlı telaşlarımız başladı malum şarkıdan dolayı. Evet. Sana anlatacağım uzun uzun. Tam oraya geliyordum. Şarkın çıktı. Nasıl tepkiler aldın? Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunca yıldır yaptığım paylaşımlardan insanların beni, yani etkileşimden bahsediyorum. Çok daha samimi yorumlarla geldi herkes. Çok daha kendini bulmuş bir Şimal. Evrilmiş bir Şimal. Tarzı istemsiz de olsa saçım, makyajım çok beğenildi. Güzel yorumlar alıyorum ama en önemlisi şarkının yorumuydu tabii benim için. Çok beğenildi. Çok kaliteli ve cool bir çıkış olduğunu söylediler. Acayip mutluyum. Acayip. Peki şarkının bir hikayesi var mı? Var. Özellikle. Tabii ki. Şarkının asıl hikayesi, şarkının sözleriyle sana bir hikayesini anlatacağım ama en başta şöyle bir hikayesi var. Biz şarkıyı 1,5 yıl önce aldık aslında. Daha hastalığımı öğrenmeden önce. Klibi çekildi, aranjesi yapıldı. Sonrasında bir kısmında bir okuma değişikliği istiyorduk Celil'le birlikte, aranjörümle. Dedik ki tamam yarın okumaya girelim. Şarkıyı okumaya giriyoruz, mikrofon patlıyor. Şarkıyı... Bir daha okumaya giriyoruz başka bir gün, genzim tıkanıyor. Artık Celil'e gülüyoruz ya herhalde okuyamayacağız, ha iyi falan filan. Sonra işte o gece rüyamda enteresan bir şeyler gördüm ve ertesi gün doktora gittim. Kanser olduğumu öğrendim. Meğer bütün engel şarkıya hastalığımdan dolayıymış. Sonra işte şarkı bir sürü badireler atlattıktan sonra yeniden dedik ki ya bu şarkı bu kadar zorladıysa bir güzel bir şey var bu şarkıda. Biz bunu yine çıkaralım dedik ama maalesef klibi değiştirerek oldu. Zoraki bir imaj değişikliğiyle yeniden klibi çektik. O yüzden çok mutluyum. Şimdi çıkmış olmasına daha mutluyum. Aranjede de bir sürü değişik noktalara dokunduk. O yüzden acayip mutluyum. Öyle kalsın. Peki şarkının hikayesine birazcık değinelim o zaman. Hemen değineyim. Aslında kendi cümlelerimle değil de söz yazarı biliyorsun ki Zeki Güner. Bunun hikayesi nedir diye ona sorduğumda çok etkilenmiştim çünkü şarkıdan. Bir de onun o kaleminin fikrinin ne olduğunu merak ettiğim için şöyle bir şey söylemişti bana. Bir yanı aşka dair öz eleştiri, bir yanı düpedüz ne olursa olsun hala çok seviyorum olan bir şarkı aynı yerde. Bazı insanlar ne olursa olsun bekler, bir onu bekler, hep onu bekler. Yeniden sevemez çünkü istemez. Bitse de bitmeyen aşkların hikayesi demişti şarkı için. Çok anlamlıydı. Ay. O yüzden okumak istedim onun cümlelerini. Çok etkilenmiştim. İlk dinlediğimde de demiştim ki evet ya ben kendimce bir hikaye çıkarıyorum. Aynı bitmeyen aşkların hikayesi gibi. Sen ne diyorsun dediğimde bunu da bana söylediğinde çok etkilenmiştim. Çok teşekkür ederim ona tekrar buradan kocaman. Teşekkür ediyorum. Peki şarkıcılık kariyerine birazcık benim İlk ne zaman ben şarkıcı olmak istiyorum deyip bir yola çıktım. Ben hiç şarkıcılıktan vazgeçmedim. İlkokulda böyle sorardı ya öğretmenlerimiz. Büyüyünce ne olacaksın çocuğum? Ben de hep şarkıcı olmak vardı, dalga geçerlerdi. Ki şöyle bir şey yaşandı. Doktor olacağım diyenlerin hepsi şu an ev kadını. Ev hanımı. Ben gerçekten şarkıcı oldum. Yani ilkokuldan beri şarkı söyleyen, sene sonlarında hep Şimal vardı. Şarkı söyleyen, dans eden. Hep bu etkinliklerde Şimal vardı. Hiç vazgeçmedi bu tarz durumlardan. İyi ki de şarkının peşinde koştum. Peki şarkılarında böyle özellikle dikkat ettiğin bir durum var mı? Yani ben bir şarkı çıkartıyorsam illa ben buna dikkat ederim dediğin. Veya sana gelen her şarkıyı alır mısın? Yok, almam tabii ki. İnsanın diksiyonuna bile yakışması kesinlikle gerekir şarkının. Yani S'lerin patlıyordur.
ya da E'lerin İ olarak geliyordur. Tabi bunlar eğitimde çözebilecek bir şeyler ama bazı kelimeler bazı insanların ağzına, aksanına yakışmıyor, diksiyonuna. Ben özellikle bunlara çok dikkat ediyorum. Bir de çok erkeksi hikayeleri sevmiyorum. Ya da çok fazla dişi hikayelerini sevmiyorum. Biraz arada olanları çok seviyorum. Çünkü biz hem erkeğe şarkıları, erkeklere beğendirmek zorundayız, hem kadınlara. Bir kişiye ya da bir cinsiyete hitap etmemeli. En çok buna dikkat ediyorum ama tabii şarkının hikayesi, gücü de benim için çok önemli. Kesinlikle. Peki tarzında böyle şarkı tarzına bir değişiklik yapmak ister misin? Hani ne bileyim pop'tan rap'e dönüş olabilir, rap'ten arabeske dönüş olabilir. Rap'e geçmem elbette ki. Çünkü o başka bir performans bence. Benim dilim dönmez aslına bakarsan. Bir yerde saçmalayabilirim. Evet çok hızlılar. İnanılmaz bir yetenek benim için rapçiler. Çok da seviyorum. Hatta çocukluğumdan beri rap müzik dinleyen biriyim. Ama rap dünyasında değilim. Ne onların bakış açısına sahibim. Birkaç kere hatta onların sözlerini ben birkaç kere okuyarak anlayabiliyorum. Ben yani çok zor ama çok içine girdiğinde sözlerini çok baştan sona tekrar okuduğunda çok anlamlı hikayeleri var. O yüzden tebrik ederim hepsini. Gerçekten inanılmazsınız. Rap yapmam ama arabesk bir cover albüm düşünüyorum mesela. Kesinlikle neden yapacağım. Neden olmaz? Çünkü zaten özümüz arabesk. Yani biz 12'den sonra sahnede istediğin kadar pop söyle. 12'den sonra herkes arabeskte. Ben de öyle. Hala sahnede yıllardır söylediğim, okuduğum şarkıları hala tüylerim diken diken oluyor arabesklerde. Ondan vazgeçmeyeceğim. O yüzden bir arabesk projesi düşünüyorum. O zaman yakına gelir inşallah diyorum. Ben bir de şey merak ediyorum. Şimdi YouTuber'lar ve TikTok'lar da bir şarkı çıkartıyorlar ya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Senin başarılı bulduklarım var mı? Yoksa gerçekten böyle deneyimli olan yani eğitimini almış kişiler mi çıkartmalı şarkı? Ya ben de alaylıyım. Şimdi eğitim almadım. Özel eğitimler aldım ama. O yüzden bence müzik böyle bir şey değil. Sesiniz, yeteneğiniz varsa herkes bu işe girebilir. Ben bunların bir engel olduğunu düşünmüyorum. Hatta farklı tatlar var. Aycan Barış çok yakın arkadaşım. Çok bence de çok keyifli olmuş. Yılın bombası. Ya kesinlikle. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Arkadaşım olduğu için değil. Normalde paylaşmam. Yakın arkadaşım da olsa mesaj atarım ve derim ki dostum ya evet emeğine sağlık ama ben hani bu tarz şeyleri paylaşmıyorum. Beni affettirin ama bak Aycan eğitim almamasına rağmen, müzikle hiç alakası olmamasına rağmen yeteneği varmış. Bunu keşfetti. Ve insanların kendi keşfetmesinin taraftarıyım. Kimi çok iyi ressamdır belki de. Bütün sihir büyü içimizde onu dışarı çıkarmak, onu keşfetmek mesele. Kesinlikle. Bunu dışarı çıkarın ne olur. Bak ne güzel insanlar geliyor. Yeni soluk, yeni nesil. Asla buna TikToker ya da sosyal medyada fenomen olarak bakmayın. Bence yeni neslin yeni soluğuna ihtiyacımız kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Yeni şeyler böyle yani yeni şeylere de açık olmak lazım ya, olduğunu tabii düşünüyorum. Tabii ki. Yeni nesle ayak uydurmak zorundasınız. Kesinlikle. Ben kesinlikle onu, ya sert bulun, sert değilim bu konuda. Sert olanlara da karşı tepkim var. Ama şöyle dersen ki ya hiç yeteneği yok. Ya müzik gerçekten değil, onun yeteği, sunuculuk. Böyle avam durumlar yaratabiliyorlar. Sadece magazine oynayarak atıyorum işte. Magazinle gündeme gelmeye çalışmak, müziğinin önüne geçmesi benim için doğru bir tavır değil. Benim için de. Müziğimin önüne hiçbir şeyin geçmesini bence istemem. Bence de. Peki bu aralar ağzına takılan bir şarkı var mı? Var. Ne? Sefo. Sefo'nun şu an Isabel şarkısına takmış durumdayım. Çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Çok sempatik buluyorum. Çok başarılı buluyorum. Sektöre yepyeni bir soluk getirdi. Reymen de keza öyle. Kesinlikle. Yani bence bu çocuklar şu an hepimizin yıllardır yapmak istediği yapıyorlar. Evet. Peki böyle sahne aldığınız zamanlar kıyafetlerine dikkat ettiğin belli şeyler var mı? Çünkü Gülşen şu anda belli bildiğin çiziyor kıyafetlerinden dolayı. Hem Gülşen'in kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsun? Seni dikkat ettiğin veya ben bunu giymem dediğin bir şey var mı? Kıyafetlerde tabii ki de aşırı dekolte vermemeye özen gösteriyorum. Ama kadınız, spor yapıyoruz. Show business bir kere birazcık dikkat çekmek lazım. İzleyicinden bir farkın olması gerekiyor kıyafetlerinde. Bu çok kabarık bir elbiseler de olabilir, kıyafetler de olabilir, aşırı dekolteler de. Yani dekolteye, kıyafete falan asla takılmıyorum. Ama
kendin giyer misin diye sorarsan aşırılıktan hoşlanmıyorum. Çünkü yine müziğimin önüne bir şeylerin, sesimin önüne geçmesini istemiyorum. Ama yapanlara sonsuz saygı duyuyorum. Bir de Gülşen'e ben yakıştırıyorum bu arada dekolteyi. Çok iyi bir fiziği var yaşına göre. İnanılmaz güzel taşıyor. O onun tercihi, saygı duyuyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama ben işte yukarıdan göğüs dekoltesi veriyorsam aşağıya uzun tutmaya çalışıyorum. Biraz denge seven gibi. Normal hayatımda da öyleyim ama. Eğer göbeğimi açacaksam pantolon giymeyi tercih ediyorum. Hepsini bir arada açmamaya özen gösteriyorum. Bazen böyle bir fazlalık hissediyorum ama avam durmadığı müddetçe hiç sıkıntı yok benim için. Yakışıyorsa, kendine yakıştırırsan evet, zaten her türlü giyiyorsun. Evet, evet, kesinlikle. Peki ben bir de senin hayattaki dönüm noktanı çok merak ediyorum. Yani benim hayatımın dönüm noktası şu dediğim bir olay var mı? Tabii var. Olmaz olur mu? Daha yeni bitti hatta o dönüm noktası. Milattan önce, milattan sonra şimal çıktı ortaya. Hastalığım, tabii ki de kanseri atlattığım bu dönem benim miladım. Çok büyük bir, çok değişik bir geçiş. Herkese şunu söylüyorum, beni deli gibi görebilirsiniz artık belki ama diyorum, gerçekten diyorum çok başka bir dünyada yol alıyorum. Şan, şöhret, kıyafet, çok bakım, ben güzelim, ben en iyisini yaptım, ben çok başarılıyım. Hiç böyle büyük cümlelerim yok. Hiç yok. Yani sanki öteki tarafa yaşar gibi bir durumum var. Bunu ne kadar yansıtabildiğimi bilmiyorum. Senin sayende insanlar belki şu an benim bu tarafımı keşfedecekler. Aynen. İnan bir şey paylaşıyorsam da yediğimi, orada değilim ben. Şükretme amaçlı paylaşan bir taraf oldum. Çok öteki tarafa çalışıyorum elimden geldiğince ama tabii ki de insanlar biz hani hala bu hayatı paylaşıyoruz diye albüm çıktı, o dekolteler falan şey zannediyorlar. Hatta bir tane biri şey yazmış, ya Şimal ya hala Allah yoluna girememişsin şarkı söylüyorsun. Ya ne münasebet. Yani ne alakası var şarkının Allah'la? Bu bir yetenek, Allah tarafından verilen. Evet. Ben bunu icra ediyorum. Kimsenin kul hakkına girmiyorum. Kimseden bir şey istediğim yok. Kesinlikle. Emek veriyorum. O bana ekmek versin diye emek vermek lazım. Kesinlikle. Oturup yukarıdan ekmek beklemiyorum. Yani insanlar almış başını gidiyor. Velhasıl kelam, o yüzden bambaşka bir boyuttayım. Kendimi çok yenilenmiş hissediyorum. Çok sağlıklı hissediyorum. Bir kere akıl sağlığım çok yerinde. Kendi hırslarımı bıraktım. Egolarım yerle bir, hiçbiri yok. Tertemiz bir dünyadayım. İnan. Şu an beynimin içine girseniz, hepiniz benim yerimde olmak istersiniz. Yes. Sıfır hırs, mantıklı hırslar, mantık çerçevesinde. Sıfır ego ama mantık çerçevesinde birazcık ego. O güzel bir şeydir çünkü. Güzel. Ego biraz tuğla örmektir bazen. Ama hepsi yerli yerinde. Bana işte taş atana ekmekle gider bir durumdayım. Bunu asla yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü bana taş atıyorsan kaya yiyeceksin diyen bir insandım. Kesinlikle. Ben. Hiç alakası yok. Tertemizim insanlara. Bununla gurur duyuyorum. Herkes duymalı. Şimdi tam oraya gelecektim. Şimdi sen zaten Türkiye'de bu zaten hastalığın öncüsü olarak zaten bir konuma geldin. Evet. Ve ben senden şey istiyorum, hem de herkes de şey yapsın. Hani ne yapmalılar, nasıl bir yol izlemeliler? Hani hem onları yönlendirmen için nasıl bilinçlenmeleri lazım? Ya sana bir kere teşekkür ederim. Her röportajda bunu dememi istemiyorlar. Ama bizler örnek olan insanlarız. Erken evrenin, evrede yakalamanın hastalığının ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. O yüzden sana teşekkür ederim böyle bir soru yönelttiğin için. Öncelikle kadınlar, ben de başımıza gelmez diyoruz bu tarz şeyler için. Geliyor. Benim kadar sağlıklı beslenen, benim kadar spor yapan çok nadir insan var gerçekten. Hayatına dikkat eden, alkol almayan, sigara tüketmeyen çok nadir bilinçli insanlarımız var. Ona rağmen benim başıma geliyor ki genimle de alakası yok. Gen testinde de çıkmadı. Tamamen hormonal. Stres yönetimine dikkat etmenizi öncelikle istiyorum. Bu kadar kafanıza takıp hayatınızı birileri için, bir şeyler için hırpalamaya, mahvetmeye gerek yok. Şunu birazcık rahat tutmak birinci mesele. İkinci mesele, kontrol altında tutmak zorundayız. Ben kemoterapiyi 20 yaşındaki meme kanseri arkadaşlarım diyeceğim ona. Kadardaşlarımla yaşadım. O yüzden yaşı yok meme kanserinin. Herkes yakalanabiliyor. Önemli olan bunu çok erken evrede yakalayabilmek. Ben 3 yıl, 4 yıl elime gelen o kitleyi ertelediğim için kendimi asla bakımlı,
asla kültürlü bir insan olarak görmüyorum. Tamamıyla cehaletimin verdiği bir durum. Hep diyorum dışımı süslerken içimi unutmuşum. Bunu unutmayın. Erken evrede neler mi oluyor? Saçlarınız dökülmüyor. Kemoterapi bu kadar acı bir durumda yaşamıyorsunuz. Hayatınız çok daha kolay gidiyor. Benim kadar komple göğsünüzü tamamen boşalttırmak zorunda kalmıyorsunuz. Organsız kalmamış oluyorsunuz. Küçücük oradan bir delik açıp hemen o kitleyi temizliyorlar. Bu kadar basit bir yol varken benim gibi eziyetlerini çekmeyin. Tek isteğim bu. O yüzden banyonuzda lütfen koltuk altınızı, memenizi biraz sert baskılarla bir kontrol edin. Elinize gelen küçük bir kitle de hemen doktora. Aksatmasın. Ya da benim başıma gelmez. Dememek aman lazım. Ne olacak ki dememeleri dememek gerekiyor. Lazım. Kesinlikle. Lütfen. Tek isteğim bu sizden. Bir de bu süreçte senin hani erkek arkadaşın çok yanında oldu. Zaten haberlerin çoğu da zaten erkek arkadaşı işte yanında oldu evet, falan. Evet. Ben hem sizin nasıl tanıştığınızı hem nasıl evlilik teklifi aldığınızı da çoğu insan bilmiyor bu arada araştırdığında. Hem onda birazcık değinmek istiyorum. Hem de nasıl gidiyor hem de biraz onları hemen özel hayata gireyim. Biz 2,5 yıl önce tanıştık. 6 ay böyle çok güzel bir keyifli ilişkimiz oldu. Sonra evlenme birbirimize böyle işte iyice kapılmaya başladık. Çok güzel bir büyüyle birleştik. Her şey tam planladığımız zamanda işte gelinlikler falan bakılırken biz böyle bir sınava tabi tutulduk. Yani kanser olduğumu öğrendik. Ama size en büyük, bence benim için çok özel ve çok kıymetli bir şey söyleyeceğim. Bunu kimse belki söylemez ama bizi bu hastalık birbirimize daha birleştirici bağladı. Oldu. Daha da bağladı. Şey olduk. Ya bizim bu sınava mı ihtiyacımız vardı? Birbirimize olan sevgimiz. Yani eskiden belki birbirine aşık olan evlendi. Çift aynen. Evlendi diye bir küçük bir hikaye olacaktı. Ama bizim hikayemizi şu an çocuklarımıza, etrafımıza anlatacak koskoca bir stresli, zor bir yol vardı. Benim hayatımı kolaylaştırdı. O zor yolu bana çok kolaylaştırdı. Ben ve bizim gibi hasta olanlar biliyorsun ki kel kaldığı zaman kaşsız kirpiksiz çok büyük bir kompleks durumu yaşıyorsun. Ki benim gibi beline kadar saçları olan bir kızın bir anda kel olması çok daha vurucu. İyi, kötü bir darbe. Onu çok güzel yönetti. Her sabah uyandığımda yüzümü seven bir eş. Ya sen kel daha güzel misin? Uzatma saçlarını. Ya da kel olan gel buraya esprileri. Her şey aslında esprisiyle, güzelliğiyle Neco'nun beni daha böyle hayata tutunmama sebep kesinlikle. Oldu. Çok büyük bir mücadele. Onkoloğumla konuşuyorum çoğu zaman. Bana diyor ki çoğu ilişki bitiyor kemoterapi aldığı zaman. Evlilikler bitebiliyor çünkü çok zorlu bir yol. Çoğu insan gerçekten içine değil dışına baktığı kesinlikle. Için. O yüzden eşlerinize sıkı sıkı tutunun lütfen. Yani erkekler de hanımlar da zorlu bir yol ama her kanser olan ölmüyor. O yüzden erkenden pes ediyorlarsa da bence hayırlıdır. Zor zamanda belli olur yol arkadaşınız. Ben şanslıyım Neco'dan yana. Elimi kesinlikle. Tuttuğu için sıkı sıkı ve beni bırakmadığı için. Zaten öyle derler. İnsan zaten ilişki bitse bile ayrılırken anlar. Pisleşir kesinlikle. Mi, pisleşmez mi? Kesinlikle. Zor döneminde kimler var? O daha kesinlikle önemli. Katılıyorum. Bir de evlilik teklifi. O en önemli detay. Ya aslında evlilik teklifi değildi o. O öyle bir şeydi. Kimsenin haberi yok. Annesinin de haberi yok. Yani ben danışmışlardır diye düşünmüştüm videoda. Benim çok sevdiğim bir yüzük vardı. Hastalanmadan önce bakmıştık. Ameliyata girmeden önce hatta. Çok beğenmiştim o taşı. Sonra onun bana yüzüğü takması herkes evlenme teklifi zannetmişti. Aslında o yüzük sıradan bir taştı. Benim çok sevdiğim, istediğim bir yüzüktü. Onu işte bana motivasyon sağlasın diye ameliyattan sonra hemen onu takmış. Ama narkozlu halimle takmış. Diyorum ki niye ayıldığımda yapmıyorsun bunu? Hatırlamıyorum saçma. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam. Videolarda izleyip kendime de gülüyorum bu arada. Hani yüzük bir şeyler diyorum orada saçmalıyorum. Ama evlenme teklifini çok daha güzel yapacağına söz verdi. Orada evlenme teklifi yoktu açıkçası. Öyle yayıldı. Öyle bilinsin. Hiç sıkıntı yok. Ben böyle anlatıyorum doğrusunu. Doğrusu bu. O da anlamlı ki. Çok hani, anlamlı tabii. Şöyle sen çıkmışsın ameliyattan senin değer verdiğin, senin beğendiğin bir şey. Ya çok kıymetli tabii ki. Bunu düşünüyor olabilmek zaten. O en büyük acılarımı o yakından bildiği için. En büyük destek ya. Benim... Eş zaten bence hani aynı zamanda iyi bir yakın arkadaş. İyi, yani kötü gün. Yani insanlar sadece işte evet iki kişi birbirini seviyor. Hadi evlenin. Gerçekten asla birbirlerine şey yapmaları asla gerekiyor. Değil. Evde bir arada yaşamak evlilik değil. Kesinlikle. Evlilik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaş olabilmek,
esprileri hayat birlikte paylaşma yapabilmek, aynı kafa esprilerinde olabilmek, zor zamanında sana nasıl davrandığı. Yani bir eve girecekseniz bence çok eleme yapmalısınız. Aa tipini beğendim, evlenmeliyim. Aa maddi durumu, evlenmeliyim. Aa bana çok güzel hediyeler alıyor. Hayır, bir paket evlilik. İçinde her şey olmalı. Kesinlikle. O yüzden çok dikkat, aman üzülmemek için. Benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyorum konuk olduğun için bize. Canım, senin söylemek istediklerin var mı? Size çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarına da çok öyle. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.